Cemile Hanım, Bekir Bey hoş geldiniz. Hoş Ecem hoş geldin. Hocam tekrar merhaba. Hafta sonu biz hiç durmadık, önce onu söyleyeyim. Bütün ekibim ve ben çalıştık, öğrendik, sorduk, soruşturduk. Her yerdeydi bütün ekibim. Gerçekten bu işin peşini bırakmayacağımı söylemiştim size. Bugün bir gizli tanığım var. Öyle bir gizli tanık ki bu, aslında sözünü edilen çetenin her türlü ayrıntısına vakıf. Birazdan onunla tanıştıracağım sizi ve olayın ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını, genç kızlarımızın nasıl yoldan çıkarıldığını, bu işin kimler tarafından nasıl, ne şekilde yapıldığını birebir kendisi tanıklık etmiş, yaşamış ve bizimle paylaşmak için burada. Gerçekten yürekten teşekkür ediyorum ona da. Çünkü bu iş gerçekten ne kadar çabuk hallolursa o kadar genç kızın hayatı kurtulacak. Görüyorsunuz yüzü dönük, çünkü onu korumak istiyorum. Çünkü bize her şeyi anlatabilecek yürekli bir kardeşim. Son dakika gelişmesi olarak burada birazdan onunla sizi tanıştıracağım. Ama hafta sonu çok şey yaşandı. Bize çok şey anlattı. Diyorum da yaşı da. Şimdi bunlar 18-19 yaşında kızlar. 20 yaşında bile değiller. 14-15 yaşındaki, 13 yaşındaki kızların nasıl bu işe başlatıldığını anlatıyorlar. Bir izleyelim Gizli Tanık'ın röportajı önce. Küçük kız çetesinin üyeleri tek tek ortaya çıkıyor. Mikail, Habil, Adem, İbrahim, Ramazan. Gizli Tanık'tan Türkiye'yi şoke edecek açıklamalar. Akdağ Madeni'nde bir çete var mı? Evet. Bu çetenin başındaki kişi kim? Habil'e Çağlayan. Peki çocuklarla, 18 yaşından küçük çocuklarla ilk iletişime kim geçiyor? Ecem konuşuyor, arkadaş oluyor. Ondan sonra Habil geçiyor aralarına. Habil'in bu çetedeki görevi ne? Küçük kızları ağına düşürtüp birlikte olmasını sağlıyor. Adem ve Çağlayan'la. Yani Habil küçük kızların bedeni üzerinden para kazanıyor. Evet. Çağlayan? Çağlayan da kazandığı paraları beraber bölüşüyorlar. Yasaklı maddeyi kim temin ediyor? Mikail. Nereden? Başka yerlerden, büyük yerlerden. İbrahim bu çetenin neresinde? Kızlarla beraber olma yerinde. Bu çeteyi kim kurdu? Bu çeteyi kim kurduğunu pek yani tam bilmiyorum ama ilk başta Çağlayan olduğunu biliyorum. En tepedeki isim Çağlayan mı? Evet. Sonra yanında Habil var, Mikail var. Mikail, Habil, Adem, İbrahim, Ramazan. Bunlar var. Ramazan bu çetenin neresinde? Ramazan bu çetenin evrak yerinde. Yani başları belaya girdiği zaman o kurtarıyor. Peki Habil'in kardeşi Turgut bu çetenin neresinde? Turgut çetenin sadece kızlarla konuşuyor yani. Kızları ayartıyor, öyle söyleyeyim. Peki Turgut kızlarla konuşuyor. Ecem ilk teması uyguluyor ve sonrasında Habil'e getiriyor. Doğru mu? Evet. Habil de sonrasında kızların bedeni üzerinden para kazanmak için yasaklı madde adına Mikail'e başvuruyor. Evet. Bu çeteye üye olacağına kim karar veriyor? Habil. Tamam, Habil karar verdi. Emine de bu çeteye çekilmeye çalıştı. Evet. Çalışıldı. Evet. Emine'ye Habil karar verdi. Sonra neler oldu? Ortama giriyorlar. Kim soktu ortama? Habil. Ortama sokuyor, içirtiyor, yasaklı madde veriyor. Ardından kızlar sarhoş olduğu zaman Mikail ile İbrahim geliyor. Ondan sonra kızları alıp götürüyorlar. Nereye götürüyorlar? Eve. Bedenleri üzerinden faydalanmak için. Evet. Sonra? Sonra Emine gibi hamile kaldıkları zaman da biz yapmadık, biz etmedik diyorlar. Kızların görüntülerini niye çekiyorlar? Tehdit ediyorlar. Kendi çetelerinde bulundurmak için mi, evet, görüntüleri çekiyorlar? Evet. Kızlar da sonra onlara bağımlı hale geliyor. Evet, annem bile ve aileme göstermeyin diye. Peki çocukları kim tehdit ediyor? Habil. Ne diye tehdit ediyor? Eğer bizim ekibimizden olmazsan seni ailene atarım videoları diye. Aileleriyle çocuğu tehdit ediyorlar mı, zarar veririz diye? Evet. Emine'ye de aynı şekilde yapıyorlar şu an. Ne dediler Emine'ye? Eğer bizi açığa çıkartırsan, zaten babası da söylemişti, açığa çıkartırsan bizi aileni vururum, öldürürüm diye.
Peki daha önce sen içlerinde bulundun mu? Bir kişinin ailesine zarar verdiler mi? Hayır, onu hiç görmedim gözümle. Bu çetenin bir adı var mı? Hayır. Ne yapıyor Çağlayan? Ne sağlıyor size? Kızların üstünden para alıyor. En büyük şeyi o yapıyor. Habil? Habil de kızları yola getiriyor, yani Ecem'le beraber. Mikail? Mikail yasaklı madde getiriyor. Peki Ramazan? O başları belaya girdiği zaman evraklarla onları kurtarıyor. Sonrasında neler oldu? Ondan sonra arkadaş oldular. Habil Ecem'le beraber Emine'yi düşürttüler. Emine'yi kötü yollara soktular. Sonra Emine Sivas'a falan gittiği zaman Habil falan da vardı orada. O evin içinde. Öyle şeyler oldu yani. Hep beraber birlikte oldular. O evde kaldıkları zaman hep beraberlerdi. Kim vardı o evde? Hep beraberlerdi dediğin kim? Gökhan diye biri vardı. Ufuk diye biri vardı. Habil vardı. Ecem ve Emine de vardı. Evet. Gökhan bu işin neresinde? Sadece evi açan o. Evin teminatını sağlıyor. Evet. Peki çetenin en başındaki isim kim? Çağlayan. Çağlayan Ankara ve büyük yerlere bakıyor. Habil Akdağ Madeni'ne bakıyor. Mikail ve İbrahim de Habil'e çalışıyor. Peki Çağlayan daha büyük yerlere bakıyor dedin. Daha büyük yerlere ne yapıyor tam olarak, bize bir anlatır mısın? Oradan yabancı uyruklu insanları getirip burada kadınlarla birlikte öldürüyor. Burada madde teminatını, kızlara madde verme olayını Habil mi sağlıyor? Evet. Mikail ve İbrahim hangi bölgeye bakıyor? O kızlarla orman yakınında işte. Yani onların yaptıkları bu. Madde getiriyorlar, evet. Ve kızlarla karşılığında bedenlerinden faydalanıyor. Evet. Bekir Bey bize geldiğinde Emine'yi arıyordu. Emine'yi bulduk. Emine 16 yaşında, 2,5 aylık hamileydi. Onu devlete teslim ettik. Bekir Bey o gün bize öyle bir şey söyledi ki, 14 yaşında 3 kız çocuğu daha var Zahida'nın, bu çetenin elinde diye kan donduran sözlerdi. Siz aslında Cemile Hanım, Bekir Bey, sadece kendi kızınızı değil, diğer kızları da aslında kurtarmak için buradasınız. Emine ile ilgili de son gelişmeleri sizinle paylaşacağım. Ecem, izledin. Evet. Senin söylemediğin, anlatmadığın her şeyi gizli tanık bir bir yaşadıklarını da anlatıyor, gördüklerini de anlatıyor. Bak bu isimlerin tek tek her biri ne yapıyor, hepsini bizimle paylaştı. Bu yayındaki her şey yalan. Bunu söyleyeyim ilk başta. Yani cidden yalan. Her şey kurgu gibi bir şey bu. Bir tek senin söylediklerin mi doğru? Kim kuruyor her şeyi? Sen yalan mısın mesela? Herkes yalan. Sen doğru musun? Herkes yalan. Sen doğru musun? Çok şey ispatladı ama bu yayındaki Habil falan hiçbir kimse. Yani suçlu değil, çete de değil. Şu anda konuşamıyorum, bu sesim yedik. Peki Ecem, bütün Yozgat bunu konuşuyor. Herkes seni bütün de biliyor. Bütün Yozgat konuşsun. Bütün Yozgat bunu biliyor. Bu sözü edilen herkesi aslında herkes tanıyor. Gizli tanığımız da burada bu arada. Birebir kendisiyle de konuşacağım. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Adınızı söylemiyorum. O yüzden size direkt ben gizli tanık diye seslensem olur mu? Siz anlayın ki sizden bahsediyorum. Peki gizli tanık olarak siz dediniz ki az önce Çağlayan adı geçti. Bu yoktu henüz. Çağlayan en büyüğü dediniz. Ecem onu mu arıyorsun? Ha, kim olduğunu mu merak evet. ediyorsun? Neden? Merak ettim sadece insan olarak. Bunu öğrenemeyeceksin. Çünkü o bizim korumamız altında. Ve hep öyle kalacak. Ama seni de, yaptıklarını da, bu çeteyi de tek tek bütün arkadaşlarım, abilerim, sen herkes abim diyorsun ama hepsini biliyor. Bunlar sen yalan desen de zaten eğer gerçekse söyleyeyim. Tek tek ortaya çıkıyor. Peki gizli tanığımıza sormak istiyorum. Şimdi 13-14 yaşındaki bu kızlarla nasıl, nerede tanışıyorlar? Sonra onlarla kim tanışıyor önce? Nasıl bu kızlar etkisiz hale getiriliyor? Sonra nasıl çetenin bir üyesi haline geliyorlar? Sonra para karşılığı satılıyorlar mı? O paralar nereye gidiyor? Ecem'in sayesinde tanışıyorlar. Nasıl yaklaşıyor onlara? Biraz sesini yükseltir misiniz arkadaşlar? Ben çok iyi duyamıyorum. Gizli tanığımızın. Ha. İlk Buyurun. Başta nasıl diyeyim? Emine'ye yaptığı gibi
yaklaşıyor. Nereden buluyorlar bu kızları? Peki bir şey söyleyeceğim. Bu ses sorununu bir çözelim arkadaşlar. Ben daha net duyayım. İzleyicilerimiz daha net duysun. Hemen mikrofonunu değiştirelim. Çözeriz biz onu. Ecem, eğer kardeşin olsaydı asla tanıştırmam, hatta sokağa çıkartmam dediğinde aslında biz çok şeyi anladık. Sen kardeşini korumaya çalıştın. Biz evlatlarımızı, kardeşlerimizi, kızlarımızı, akrabalarımızı, yakınlarımızı tanımamıza bile gerek yok. Onları, küçük çocukları korumaya çalışıyoruz şu anda. Aslında bu programın bütün amacı bu. Gizli tanığımız da aslında, teşekkür ediyorum ona, bize bu anlamda neyse gerçekler onları açıklamak üzere burada. Hallettik mi arkadaşlar? Sesini duyabilecek miyim? Gizli tanığımız bizi duyuyor mu? Evet. Peki. Bu çete hakkında ne biliyorsun? Bana anlatır mısın? Çete hakkında yani çok şey biliyorum. En başta mesela Habil'den bahsedebilirim. Lütfen. Kimdir Habil? Ne yapar? Bu çetedeki görevi nedir? Habil Kale diye bir köyde yaşıyor ve küçük yaştaki çocuklara cinsel istismar da bulunuyor. Ecem de bunları bildiği halde susuyor. Susmuyorum, bu bir yalan. Sen susuyorsun. Susmuyorum. Az bir şey. Habil'in bir suçu yok. Habil'in suçu var. Yok. Sen onu korumak için yapıyorsun. Ben korumak için yapmıyorum. Korumanın tek sebebi de onu sevmen. Olsa bile zaten söylerim direktmen. Peki az önce kız kardeşim dediğin annem diyordun ya. Onun kızını taciz etmiş Habil. Sen de bunu biliyorsun. Peki niye ses çıkarmıyorsun? Hayır, öyle bir şey de yok. O da yalan mı söylüyor? O annem dediğin kişi yalan mı söylüyor? Doğru söylüyor. Yerden annem dediğin kişi yalan mı söylüyor? Sen bak net cevap ver. Bak avukatımız. Annem dediğin kişi yalan mı söylüyor? Ya benim kızımı taciz ben görmediğim bir şey doğru. Ama bir dakika bak şimdi. Diyemem. Ben görmediğim bir görmedim yani onu. Görmen mi gerekiyor? Aynen, görmem lazım. Yani yanında gözünün önünde mi olması lazım? Hayır. Ya annen sana söylemedi mi bu benim kızımı taciz etti sen de ya eder ben diye. Görmem lazım o insan. Annen sana söyledi mi daha önce? Abi görmediğim bir şeyi ben annen sana gördükleri yeter. Ama sen cevap vermiyorsun ki. Yalan ben diyemem. Sana sordum. Sabah uyandığında aynı evde kaldığın 13-14 yaşındaki kızların perişan hallerini görmedin mi? Ben görmedim şahsen. Kim gördü? Ben görmedim dedim. Yani görmedim çünkü Ecem, öyle şey yok. Ecem ne yapıyorsun? Gözlerimi kapatıyorsun. Öyle bir herkese şey yok çünkü. Herkese abi diyorsun burada. Normalde ne diyorsun bilmiyorum. Hesapları bu adamlar ödülüyor. Siz gidip bunların evinde kalıyorsunuz. Ne işiniz var bu adamların evinin odasında? Ne işiniz var sabahlara kadar yasaklı maddeler kullanıyorsunuz? Bu yasaklı bir hayat madde değil. Alkol. Bak sen sabah 8'de yattığını söyledin. Esneye evet. Esneye yayındasın. Bu saatte bir genç kızın ne işi var? Sabah 8'de evde yoktu ortada. Bir yerlere gelmek ne demek ki? Bak bu kadını, annem dediğin kadını tanımadığım bir evde sabah uyanıp korkuyorum ben nerede olduğumu hatırlamıyorum bile diye arayan sensin. Kadın kendisi anlattı, sen bu kadını annem demişsin. Ya. Ne işin var tanımadığın adamların evinde sabahın 8'inde? Ne yaptın orada bütün gece? Hatırlamadığın bile bir sürü şey var belki. Peki gizli tanığımıza tekrar geri dönelim. Habil ne yapıyordu, bana tekrar söyler misiniz? Tekrar başa döndüreceğim sizi. Habil 14-15 yaşındaki kızla cinsel istismarda bulunan bir insan. Ve bu kızları kim getiriyor ona? Ecem. Nereden buluyor? Ecem getiriyor. Ben getiriyormuş. Ecem, sen her şeyi bildiğin halde susuyorsun. Senin kendini ben tahmin edebiliyorum. İsmini ne yapacaksın? Sana gerçekten anlatıyorum. Ama senin yaptığın şu anda yalan. Yani çok yalan, aşırı yalan. İsmini vermek istemiyorsa vermesin yani. Bu da umurumda değil. Yani ama dediği kelime yerden çoğu yalan yani. Bu kızları sen mi tanıştırıyordun? Hayır be, ben ne yapacağım? Kızla ne işim olur benim öyle işlerle? Kendine düştüğün yola... Ben düştüğüm yola kimseyi sokmam bir. İkincisi ben tanıştığım kızları direkt Habil'e tanıştırmam. Kiminle yani çok yalan var burada. Kiminle tanıştırıyordun? Kimseyle ya. Ben arkadaşım mesela normal takıldım. Sen 19 yaşındasın. Ne işin var 13-14 yaşında kızlarla senin? Yani kendileri geliyorlar. Arkadaş olmasın ve benimle konuşmasınlar o zaman. Ben kimseyi zorlayan da tutmuyorum. Ama tutmam sen da. Kimse kimseyi zorla tutamaz peki, bu hayatta. Peki ben bir duymak istiyorum. Tam olarak ne oluyor? Bana anlatır mısınız? Gizli tanığımıza söylüyorum. Buyurun. Ecem tanıştırıyor dediğim gibi. Hı. Kendisi bu yola düşmüş ve düşünecek kızlar arıyor. Emine yaptığı gibi. Atma yalan. Yalan değil, doğrular ortada. Yalan. Ne yapıyor? Peki, onların üzerinde çalışmışsınız. Bir dakika. Hiç Ecem'le konuşmayın. Sonunda hepsine birden cevap verebilir ama.
Peki Habil tanıştıktan sonra bu kızlarla ne yapıyor? Onları bir yere mi götürüyor, eve mi götürüyor? İlk abi ayağına yatıyor. Ondan sonra evlere falan çağırıyor. Biz çoğu zaman duyduk bunları. Eve şeyler yapıyor. Eve çağırıyor. Evet. Bu kızlar korkup çekinmiyorlar mı onunla aynı evde olmaktan? Getirdikleri zorla tutulmuyor ki evde. Peki Ecem'in menfaati ne? Ecem bu kızların yani üzerinden mi geçiniyor acaba? Evet. Bu kızların Hayır. üzerinden mi geçiniyor? Evet. Bu kızlar sayesinde madde, alkol elde ediyor herhalde. Bedava evet. hayat mı yaşıyor? Ne yapıyor? Para kazanıyor mu bu işten? Evet, zaten Ecem'in hep yaptığı iş bu. Ben alışmışım he. Allah'tan korkun be. Allah'tan kork. Bu kelimeleri diyorsun yani. Başka keşke herkes korksa. Peki sadece bir kişi dese tamam ama sadece bir kişi demiyor peki, bunları. Peki şu anda sen söylüyorsun farkında mısın bilmiyorum. Hayır Ecem bunları çok kişi söylüyor. Çok kişi bu, doğruyu da söylüyor çok ama kişi söylüyor. Bir dakika biz bugün bir tane canlı yayına konuk aldık. Burayı doldurabilirim de ama yavaş yavaş tamam mı Ecem? Sen herkese abi de sen herkese hayır de ama o kadar çok kişi bunları söylüyor ki yani. Peki sonra ne oluyor? Bu Habil bu kızların kanına giriyor. Önce abi abi diye başlıyor. Sonra? Ondan sonra kızları çıplak fotoğraflarını çekiyor. Ve tehdit ediyor. Yalan. Nasıl tehdit ediyor? İşte ben de şunu yapmazsan ailene bunları atarım diye. Biz bunu çoğu kez duyduk. Çoğu kez ses kayıtları dinledik. Ses kayıtlarında ne vardı? Ses kayıtlarında Habil'in kızları tehdit ettikleri var. Ne diye tehdit ediyor? Gidersen mi? Beni birine söylersen mi? Beni birine gidip söylersen veya polise şikayet edersen seni burada öldürürüm veya aileni öldürürüm diyerek. Tehdit ediyor küçük kızları. Evet.